Merhaba. Bugün sizlere orijinali Cambridge Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Tom Darity tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Bir önceki videoda ahlaki hayatımızda rızanın rolünü incelemiştik. Aynı zamanda rıza ve haklar arasındaki ilişkiye değinmiştik. Bu videoda ise rızanın doğasına bakacağız. İnsanlara rızamızı vermek için ne yapmamız gerektiğini inceleyeceğiz. Ahlak felsefesi üzerine çalışan filozoflar eylemleri doğru veya yanlış kılan faktörlerle ilgilenirler. Bu filozoflar aynı zamanda rıza kavramını da incelerler. Örneğin, diğer insanların vücudumuza veya sahip olduğumuz mülklere dokunmasının yanlış olduğunu ve bunu yapan kişinin haklarımızı çiğnemiş olacağını varsayarız. Özgürce ve konuyla ilgili bilgimiz olduğunda vereceğimiz rıza sayesinde bu hakkımızdan feragat ederek diğer insanlara da bu konuda izin verebiliriz. Örneğin bir uçakta olduğumuzu varsayalım. Yanınızdaki kişi normalde durup dururken sizin kaleminizi alamaz öyle değil mi? Ancak kaleminizi ödünç almak istediğinde, diyelim ki göçmenlik formunu doldurmak için bunu istedi. O kişiye bu konuda rıza verirseniz o zaman kalemi kullanabilir. Peki bu durumda rıza nasıl gerçekleşir? O kişinin kaleminizi alması için rıza verirken tam olarak ne yapmanız gerekir? Rıza kavramına hukuki açıdan bakarsak ilgili toplumdaki kanunları incelememiz gerekir. Ancak ahlaki açıdan rıza kavramına baktığımızda bu soruyu biraz felsefe yaparak cevaplamamız gerekir. Peki ahlaki açıdan rıza ne ifade eder? Bazıları yanınızdaki kişinin kaleminizi alabileceğini belirtmeniz gerektiğini söyler. Bu rıza konusundaki davranışsal görüştür. Bazıları ise rızanızı belirtmenize gerek olmadığını ve bu konuda sadece karar vermenizin yeterli olacağını söyler. Bu da zihinsel görüş. Rıza verdiğimizi pek çok farklı şekilde ifade edebiliriz. Örneğin, kişinin kalemi alabileceğini sözcüklerle ifade edebiliriz. Ancak vücut dili, yüz ifadeleri, jest ve mimiklerle de iletişim kurarız. Kalemi almak için izin isteyen kişiye gülümsemeniz de onun kalemi kullanmasına izin verdiğinizi ifade edebilir. Ne demek istediğiniz açık olduğu sürece rızayı nasıl verdiğinizin bir önemi yoktur. Davranışsal görüş, rıza vermek için karar vermeniz gerektiği konusunda zihinsel görüşle aynı şeyi savunur. Burada karar vermek önemlidir. Çünkü eğer rıza için karar vermek gerekmeseydi, o zaman mesela dil sürçmesiyle de insanlar rızalarını belli edebilirlerdi. Davranışsal görüş de burada bir kararın gerekli olduğunu savunur dedik. Ancak zihninizde vereceğiniz kararın yeterli olduğunu savunan zihinsel görüşle bu konuda ayrışır. Bu da zihinsel ve davranışsal görüşlerin kişinin rıza konusunda karar vermesi gerektiği konusunda hem fikir olduğunu ancak bu kararını karşı tarafa aktarma söz konusu olduğunda birbirinden ayrıştığını gösterir. Örneğin, komşunuzun kapınıza bir not bıraktığını ve nakliye aracını kapınızın önüne bırakmak için izin istediğini varsayalım. Kafanızda buna izin verdiğinizi ancak komşunuza bunu iletmediğinizi varsayalım. Komşunuz sizden haber alamasa bile bunun sorun olmadığını düşünerek aracı kapınızın önüne bırakmış olsun. Bu durumda komşunuz izin almış sayılır mı? Davranışsal görüşe göre rızayı açıkça belirtmediğiniz için komşunuz bu konuda izin almış sayılmaz. Dolayısıyla komşunuzun kapınızın önüne park etmeye izni yoktur. Ancak zihinsel görüşe göre komşunuz konuyla ilgili izin almış sayılır. Çünkü sonuç olarak zihninizde aslında ona izin vermiştiniz. Bu görüşe göre kişinin o eylemi sizi rahatsız etmiyorsa o konuda kişiye rıza vermiş sayılırsınız zihinsel görüşe göre bu durumun sizi rahatsız etmeyeceği konusunda yeteri kadar kanıtınız yoksa aracı park ettiği için komşunuzu suçlayabilirsiniz ancak bu sizi rahatsız etmediğinden yine zihinsel görüşe göre izin vermiş olursunuz davranışsal ve zihinsel görüşler bu duruma farklı şekilde baktığından hangisinin sizin için daha uygun olduğuna karar verebilirsiniz bu durumda komşu sizce izin almış sayılmalı mı? Böyle düşünüyorsanız zihinsel görüş sizin için daha uygundur. İzin almış sayılmayacağını düşünüyorsanız da davranışsal görüşün size daha uygun olacağını söyleyebiliriz. Ancak bazıları böyle durumlarda tam olarak karar veremeyebilir ve çoğu insanda bu konuda fikir ayrılığına düşer. Bu tür örneklere bakarak davranışsal ve zihinsel görüş arasındaki tartışmayı çözmemiz pek de mümkün değil peki bu iki görüşten birini seçmek için başka ne gibi nedenler olabilir bazıları zihinsel görüşü kabul etmemiz gerektiğini söylerler çünkü rıza hayatımızı kontrol etmenin önemli bir yoludur verdiğimiz kararlar tamamen bizim kontrolümüzde olduğundan zihinsel görüşe göre birine hangi konuda izin verdiğimiz de tamamen bizim kontrolümüzde gerçekleşir bu sayede komşunun aracını kapımızın önüne park edip edemeyeceğini kararlarımızla kontrol edebiliriz bunun için başka bir eylem gerekmez ancak bazıları da zihnimizde verilen bir kararın rıza sayılamayacak kadar özel olduğunu savunur. Buna göre rızanın diğer insanlarla kurduğumuz ahlaki ilişkileri yansıtması için açıkça verilmesi gerekir. Bu anlamda rıza verilen sözlere, anlaşmalara ve emirlere benzetilebilir. Bir kişi kendi kafasında birine söz verse bile bunu açık bir şekilde yapmadığından verdiği sözün bir bağlayıcılığı yoktur. Örneğin bir çavuş emir vermeye karar verip bu emri erlere bildirmezse bu da haliyle emir olarak sayılmaz. Davranışsal görüşü savunanlar rızada da aynısının geçerli olduğunu belirtirler. Buna göre rıza vermek için bunun o kişiye açık bir şekilde aktarılması gerekir. Bu da rızanın bir davranışla belirtilmesini zorunlu kılar. Zihinsel görüşü savunanlar ise rızanın açık bir şekilde belirtilmesi gerektiği fikrine karşı çıkarlar. Yine de pratikte onlar da Komşunun aracını kapınızın önüne park etmesinin, ona yalnızca izin verdiğinizi belirttiğiniz sürece iyi olacağını düşünürler. Komşunuzun konuyla ilgili size danışmadan rızanızın olduğunu varsayması onlar için doğal bir durumdur ama aynı zamanda riskleri de vardır. Risk almak sorumsuz bir davranış olarak görüldüğünden, zihinsel görüşü savunanlara göre bu konuyla ilgili komşunuzu suçlayabilirsiniz. Filozoflar arasında rızanın iletilmesinin gerekip gerekmediği konusunda fikir ayrılıkları olsa da, filozoflar sorumlu davranan kişilerin karşı tarafın rızasını alacağı konusunda hem fikirdirler. Bu da kişinin karşı tarafa rızasını belirtmesini gerektirir. Aksi takdirde bu davranışa devam ederseniz sorumsuz davranmış olursunuz. Sanırım hepimiz rızanın karşı tarafa iletilmesinin iyi olacağı konusunda hemfikiriz. Ama sizce rızanın ille de karşı tarafa iletilmesi gerekli mi? Yani sizce birinin yaptığı eylem sizi rahatsız etmiyorsa, bu konuda yine ona rıza vermemiz ya da vermeniz gerekir mi? Yoksa bu eylemin sizi rahatsız etmeyeceği konusunda kendi zihninizde verdiğiniz karar yeterli midir?